Parktaki oyunlar. Kayu. Tamam. Hazır mısın Rosie? Kayu sabırsızlanıyordu. Çünkü Bayan Martin onu ve arkadaşlarını parka götürecekti. Hoşçakal anne. Ben de. Kayyu'yu sonra göreceksin tatlım. Görüşürüz Kayyu. Güle güle hayatım. Pekala hadi gidelim. Hoşçakalın. İşte geldik. Mera, Clementine, Xavier, Emma, Kayyu, Leo. Sizin için yeni bir oyunum var. Kayyu hem merak etmiş hem de heyecanlanmıştı. Çünkü Bayan Martin'in yeni oyunları her zaman eğlenceliydi. Ben kazanacağım. Hayır Leo, ben kazanacağım. Hadi yarışalım. Tamam çocuklar, lütfen buraya gelin. Yeni oyun oynamak isteyen var mı? Hayır, ben de. Güzel. Bugün takımlar halinde oynayacağız. Sen benim takımımda olabilirsin Leo. Takımları henüz bilmiyoruz. Bu bir sürpriz olacak. Takımları belirlemek için isimlerinizi buraya koyacağım. Tamam mı? Evet. İlk takım Xavier ve Emma olacak. Leo ve Clementine. Kayyu en iyi arkadaşı Leo ile aynı takımda olamadığı için hayal kırıklığına uğramıştı. Merhaba Kayyu. Şeker torbası yarışı yapacağız. Her takımın bir şeker torbası olacak. Clementine, Xavier... Çok iyi bir başlama çizgisi olacak. Teşekkür ederim Leo. Teşekkür ederim Clementine. Bu nasıl oynanıyor? Şeker torbası yarışında torbayı ekip arkadaşınızla taşıyorsunuz ve bitiş çizgisine ilk önce gelen şeker torbası yarışını kazanır. Ben kazanacağım. Göreceğiz. Mera, Clementine ve Emma. Şuradaki ağaca hemen gidin. Ekip arkadaşınızdan şeker torbasını aldığınızda yarışa katılacaksınız. Koşabilirim. Ben daha hızlı koşabilirim. Tamam mı çocuklar? Hazır? Tamam. Ve başla. Hadi Kayyu. Kayyu geri gel. Kayyu yarışa o kadar dalmıştı ki Mera'ya şeker torbasını vermeyi bile unuttu. Bekle Kayyu, bekle. Geri gel Kayyu. Ben kazandım. Evet. Kayyu, sen beni unuttun. Mera haklı. Dolayısıyla sarı şeker torbası takımı yani Clementine ve Leo kazandı. Biz kazandık. Kayyu kendinin hatası yüzünden yarışı kaybettikleri için çok üzüldü. Hadi bir daha yarışalım. Elbette. Kayyu bu fikri çok sevmişti çünkü kazanmak için bir şansı olabilirdi. Evet ve bu sefer biz kazandık.
iki yarışımızın bir parçası olabilir. Başka fikri olan var mı? Şeker torbalarını kaydıraktan kaydırabiliriz. Ah, çok iyi fikir. Öyleyse önce şeker torbaları kaydıraktan aşağıya kayacak. Sonra ekip arkadaşı kumun etrafındaki taşlarda yürüyecek. Evet! Bu sefer önce kızlar başlıyor. Erkekler siz gidip kaydırağın ucunda bekleyin. Hazır? Tamam. Başla! Bu çok kolay. Hadi gel Kayu. Her şeye rağmen hiç de kolay değildi. Ama Kayu başarmaya kararlıydı. Yeşil şeker torbalı takım birinci geldi. Bu sefer Emma ve Xavier kazandı. Kayu kumun etrafındaki taşta yürüyebildiği için gurur duydu. Artık yarışı kazanmış olmakla çok fazla ilgilenmiyordu. Şeker torbası yarışında hepiniz çok iyiydiniz. Bir sürprizim var. Kendinize ait şeker torbaları hoşunuza gider. Jöleli şekerler Kayu'nun kesinlikle en sevdiği şekerlerdi. Ve jöleli şekerlerden bir başkasının daha hoşlandığını biliyordu. Rosie de istiyor. Ama önce yarışmamız gerekli. Topunu bana ver ve sen de oyuncak kutuna git. Tamam mı Rosie? Hadi. Kayu öğrendiği yeni oyunu Rosie'ye göstermek istiyordu. Sen başla de. Aa, tamam. Başla. Git ve topu anneme ver. Hadi Rosie. Biz kazandık. Bizim ekip kazandı. Evet. İşte bu senin için Rosie. Ve bu da benim için. Bu da senin için. Teşekkür ederim. Bu çok eğlenceli bir yarıştı. Yeniden oynayalım mı? Hayır, oynayamayız. Nedenmiş o? Çünkü kazanacak hiç jöleli şeker kalmadı da ondan. Kayu'nun yatılı misafiri. Kayu ve Leo dinozor oyunu oynuyorlardı. Brontosaurus kekini beğendiniz mi? Pekala. Dinozor oyununuza devam edebilirsiniz. Ama unutmayın Leo'yu biraz sonra gelip alacaklar. Leo biraz daha kalamaz mı baba? Lütfen. Üzgünüm çocuklar. Geç oluyor. Neredeyse yatma zamanı. Yeni bir fikrim var. Dinle şimdi Leo. Leo bu gece kalabilir mi? Lütfen. Lütfen. Benim için bir sorun yok. Sen ne diyorsun? Leo'nun ailesi için bir problem değilse olabilir tabii. Geç oldun. Tamam. İyi geceler anne. İyi geceler baba. Evet, evet, kalabilirim. Evet. Kamp yapıyor gibi olacak Leo. Tam burada Kayu'nun yanında uyuyabilirsin canım. Kamp yapmaktan hoşlanırım. Tatlı rüyalar hayatım. Kayu yerde kamp yapmanın eğlenceli olacağını düşünmüştü. Ben de uyku tulumunda uyumak istiyorum anne. Hayır, ben uyku tulumunu çok sevdim. Tatlım, Leo bizim misafirimiz. Seçim hakkı onun. Bu havlular sizin için ve Leo için de yeni bir diş fırçası. Ben de yeni bir diş fırçası istiyorum baba. Üzgünüm oğlum ama sadece bir tane kalmış. Leo benim diş fırçamı kullanabilir baba. Diş fırçasını paylaşmak pek de iyi bir fikir değil. Leo misafir olduğu için yeni diş fırçasını ona veriyoruz. Kayu bütün özel eşyalarının misafire verilmesinin adil olmadığını düşünüyordu. Kaplan pijamalarımı istiyorum. Bu gece için Kayu'nun pijamalarından birini ödünç alabilirsin. Ama ben hep kaplan pijamalarımla uyuyorum. Eve gitmek istiyorum. Kayu Leo'nun üzgün görülmesine üzülmüştü. Onun kendini iyi hissetmesini sağlamak istiyordu. Eğer
Eğer istersen benim dinozor pijamalarımı giyebilirsin. Bu çok güzel bir davranış Kayı. Kendini iyi hissedecek misin Leo? Kayı ve Leo dinozor pijamalarını her ikisinin de giyebileceği bir yol bulmuşlardı. Hey, bu pijamalar çok güzel. Ama artık yatma zamanı. İyi geceler Kayı. İyi geceler Leo. Sabaha görüşürüz. İyi geceler baba. Şimdi Leo ve Kayı birlikte kamp yapıyorlardı. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Köpek kızağı ilerliyor. Hadi Kayu, dışarısı çok soğuk. Yeni kara elbiseni beğenmedin mi yoksa? Onu giymek istemiyorum anne. Kayu eski kara elbisesini daha çok seviyordu. Kızakla kaymaya gittiğimizde buna ihtiyacın olacak hayatım. Kayu kızakla kaymaya gidecekleri için o kadar heyecanlıydı ki yerinde duramıyordu. Kayu gerçekten yüksek bir tepeden kaymayı bekleyememişti. Hadi Kayu, gitmeye hazırız. Sıkı tutun. Ay canına. Kayu tepeden aşağı kayan insanları seyretmekten çok hoşlanmıştı. Farklı kızakların üzerinde farklı insanların olduğunu fark etti. Bunlardan bazıları çok komikti. Ben de tepeden aşağıya kaymak istiyorum. Tamam Kayı, ama aşağıya kaymadan önce tırmanmak zorundayız canım. Ben de. Kayı en tepeye kadar tırmanmaya kararlıydı. Hadi. Bu bir yarış. Ben ve babam Rosie ve anneme karşı. Tamam, sizinle aşağıda görüşürüz. Kayu tepeden aşağı inmenin çok uzun bir yol olduğunu düşünmüştü. Hiç korkma Kayu, çok eğleneceğiz. Ve eğer çok hızlı gidersek ayaklarımı fren gibi kullanabilirim. Hazır. Hızlanmaya başladıkça Kayu'nun da heyecanı artıyordu. Bitiş çizgisine neredeyse geldik. Yarışı kazandık mı baba? Hayır, biz daha hızlıydık ama annem ve Rosie bitiş çizgisine bizden önce vardı. Hadi gel baba, yeniden yapalım. Ben kazanmak istiyorum. Elbette. Hadi gidip bakalım. Kayu daha önce bir köpek tarafından çekilen kızak hiç görmemişti. Hey! Oh! 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 Köpeğin verilen talimatlara uyma biçimi Kayu'yu çok etkiledi. Pekala. Bugünkü gösterimiz bitti. Merhaba, senin adın ne? Kayu. Ben Tom ve bunun adı da Şunuk. Güçlü bir köpektir ve kara bayılır, anlıyor musun? Kayu Şunuk'tan çok etkilenmişti. Gördün mü? Onun kürkü senin kara elbisene benziyor. Karların içinde kızağı çekerken onu soğuktan koruyor.
Kayu Şunuk'un çektiği kızağın kendisininkinden farklı olduğuna dikkat etti. Benim de kızağım var. Evet ve güzel bir tane. Ama Şunuk'un çektiği özel bir tip kızaktır. Gördün mü Kayu? Şunuk'la bir gezinti yapmak ister misin acaba? Kayu birazcık korkmuştu. Daha önce köpek tarafından çekilen bir kızağı hiç bilmemişti. Endişelenme canım. Şunuk'un çok dikkat edeceğinden eminim. Kız kardeşin de seninle birlikte bu gezintiye katılmak ister mi? Kayu. Hadi gel Rosie. Benimle oturabilirsin. Rosie'nin cesareti Kayu'nun da kendini iyi hissetmesini sağladı. Kendini şimdi eskisinden daha güvende hissediyordu. Gitmeye hazır olduğunuzda Şunuk'a hay diye seslenin. Hay! Kayu sanki kızağı kendi sürüyormuş gibi hissetti. Şimdi ona sola dönmesini söyleyeceğim. Hav! Hay! Şimdi çocuklar ona hov diyerek durmasını söyleyin. Biraz daha sesli deneyin. Kayu Şunuk kendini dinlediği için mutlu olmuştu. Şunuk ve ben artık eve gitmeliyiz. Ama çok iyi bir iş çıkardığı için eminim onun kafasını okşamanızdan çok hoşlanacak. Görüşürüz Şunuk. Hay. Görüşürüz. Kayu Şunuk'un onunla birlikte eve gelmesini istemişti. Şunuk gibi bir köpek alabilir miyiz biz de? Hayır canım. Eve onunla gitmek güzel olabilirdi ancak bugün için arabayla dönmek zorundasın. Hadi arabaya bin bakalım. Hadi. Kayu, önce kar elbiseni çıkarmalısın. Terleyeceksin. Hayır, onu çıkarmak istemiyorum anne. Kayu yeni kar elbisesinden o kadar hoşlanmıştı ki onu çıkartmak istemiyordu. Ayrıca köpek kızağı oyunu oynamak için sabırsızlanıyordu. Ve bir köpeği olmadığı için başka bir şey denedi. Gilbert, kızağı çeken kedi olabilirsin. Hay canına. Beni dinledin Gilbert. Sen gerçekten çok iyi bir kedisin. Beyzbol oyunu. Babamın beyzbol oyununu seyredeceğiz şimdi Rosie. Anne, baba, biz hazırız. Tamam, biz hazırız. Rosie de hazır. Tişörtünün üstünde bir kaplan var baba. Evet, çünkü benim takımımın ismi Kaplanlar. Hadi gidelim ekip. Babasını beyzbol oynarken seyredeceği için çok heyecanlıydı. Baban için bağıracak mıyız Kayu? Evet anne. Hadi bakalım. Bak sopayı tutan babanız. Topa vurdu. Babam topa vurdu anne. Harika. Kayu sadece oyunu seyretmekten çok sıkılmıştı. Kayu, bak baban kenarda oturuyor. Neden gidip onu görmüyorsun? Ben de topa vurabilir miyim baba? Bu sopalar senin için çok büyük ve ağır. Ama oyundan sonra senin sopanı kullanırız, tamam mı? Peki, tamam baba. Kayu babasının takımının bir üyesi olmaktan çok mutluydu. Bir kaplan tişörtüm olabilir mi? Hey, tam da sana uygun bir şeyim var Kayu. Bunu tişörtünün üstüne dikebilirsin. Bu arma Kayu'nun kendine özel hissetmesini sağladı. Oh, susadım. Sen de su ister misin? Ben yapabilirim bunu. Hey.
Kayu babasının skora koştuğunu görünce çok heyecanlanmıştı. Evet. Teşekkür ederim Kayu. Harika bir su dağıtıcısısın. Su dağıtıcısı ne demek baba? Bu kişinin görevi susayan insanlara su vermektir. Biz kazanıyoruz Kayu. Ben su dağıtıcısı oldum. Şuna bak anne. Çok güzel kaplan. Şimdi beyzbol oynayabilir miyiz peki? Elbette oynayabiliriz. Evet. Kayu. Ben kazandım. Kayu kaplanlar için bir sayı kazandığına çok sevinmişti. Top nereye gitti böyle? Rosie de kaplanlar takımının bir üyesi.